Efendim bugün tüm gün sağlık çalışanları söz senettir etiketiyle kampanya başlattılar. Şimdi de bizim etiketimizle devam ediyorlar. Söz senettir oldu mu şimdi 3 ay sözü tutulmadı. 740 bin sağlıkçı halen atama bekliyor. Hem de sağlıkçı yılında tek atama bile yapılmamış halde. Normal şartlarda yılda 2 kez sağlıkçı ataması yapılırken salgın sürecinde hiçbir atama yok. Artık kamera önünde verilen sözler bile tutulmuyor diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketliyor sağlık çalışanları. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze töreni iktidarı ve muhalefeti buluşturdu. Asiltürk, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını isteyen isimdi. Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı. İktidarıyla muhalefetiyle tüm liderler cenaze törenindeydi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle tedavi görüyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kalp yetmezliği sonucu vefat ettiğini açıkladı. Koronavirüs aşısı olmadığı bilgisi vardı Asiltürk'ün. Bu konu ve genel bir takım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. 86 yaşındaydı. 20 gün mücadele etti ama hastalığı yenemedi Asiltürk. Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanının katılımı için cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Asiltürk'ün yakınları bile cami avlusuna girmekte zorlandı. Cenaze töreninde taziyeleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kabul etti. İktidar, muhalefet, tüm liderler uzun süre sonra ilk kez aynı karedeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli kalabalığın biraz dışında durmayı tercih etti. Muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu'nun yanında saf tuttular. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan gelene kadar. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun tam önünde durdu. Erdoğan'la birlikte Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve korumalar da gelince cenaze töreninde muhalefetin tuttuğu saf değişti. Haklarınızı helal ediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı genişletmek için Saadet Partisi'nde dirsek temasında olduğu isimdi Oğuzhan Asiltürk. İktidarıyla muhalefetiyle adım atmakta bile zorlanılan kalabalığın arasında omuzlarda taşındı cenazesi. Asiltürk, Cebecasri Mezarlığı'nda toprağa verildi.